Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Biyoloji dersinin ilk videosundayız. 9. sınıf konularımıza başlıyoruz. Önce biyoloji biliminden bahsedeceğiz. Biyoloji bilimi neleri inceler, ne gibi sorunlara katkı sağlar, çözümüne katkı sağlar, bunlara bakacağız. Arkasından da canlıların ortak özelliklerinden bahsederek dersimizi bitirmiş olacağız. Hemen başlayalım. Biyoloji ilk defa gördüğümüz bir ders. Peki biyoloji neyi inceleyen bilim dalı olmuş olacak? Zaten bir şeyin sonunda loji kelimesi varsa bu bunun bir bilim dalı olduğu anlamına geliyor. Biyoda bizim için canlı anlamına gelir. O zaman biyoloji canlıları inceleyen bilim dalıdır. Canlıları inceleyen bilim dalı derken de biz daha sonraki ünitelerimizde canlıların sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. En gelişmemiş canlı bakterilerden tutun da en gelişmiş canlı olan insana kadar hepsini inceleyen bir bilim dalı olmuş olacak. Haliyle biyoloji bilim dalının inceleme alanı çok geniş. Bir bilim dalı bu kadar çok şeyi inceleyemez. O yüzden biyoloji bazı alt bilim dallarına da ayrılacak. Ona göre farklı isimler almış olacak. Ama genel anlamda baktığımız zaman biyoloji canlıların gelişimini inceleyecek. Mesela bir bebek anne karnında nasıl bir yapıya sahip, doğunca neler oluyor, 7 aylıkken, 10 aylıkken, 5 yaşında, 15 yaşında nasıl gelişim gösteriyor, bunları inceleyecek. Ama sadece insan için değil, tüm canlılar için düşünün. Sonra canlıların doğadaki görevlerini inceleyecek. Hangi canlı hangi işi yapıyor, ekosisteme nasıl katkı sağlıyor, bunlara bakacak. Biyoloji bilimi aynı zamanda canlıların değişimini, zaman içinde onlarda meydana gelen farklılıkları, canlıların sınıflandırmasını, kim kiminle daha yakın akraba, kim kimiyle daha uzak akraba, ki bizim de üçüncü ünitemiz canlıların sınıflandırılması olacak. Canlıların yapısını inceleyecek. Hangi canlıda hangi organlar var, hangi işlere yarıyor bu organlar. Aynı zamanda da canlıların coğrafi dağılımını inceleyecek. Kutuplarda neden kutup ayıları var, çöllerde neden develer yaşıyor da ne bileyim, kutup ayıları yaşayamıyor. Bunun gibi şeylerin hepsini biyoloji bilimi incelemiş olacak. Biyoloji bilimi aynı zamanda evrensel birçok soruna da çözüm yolu bulacak. Bu bulduğu çözüm yollarından bir tanesi, ki en önemlilerinden bir tanesi, gıda sıkıntısı. Günümüzde çok fazla anlamda gıda sıkıntısı yaşanıyor. Daha doğrusu gelecekte büyük sıkıntıların yaşanacağı tahmin ediliyor. Bunun sebebi ne? Bunun başta sebebi hızlı nüfus artışı. İnsanlar çok hızlı sayıda artış gösteriyorlar. Dünyanın da belli bir kapasitesi var. Bu hızlı nüfus artışına bağlı olarak haliyle düzensiz kentleşme dediğimiz olay söz konusu. Düzensiz kentleşme ile neyi kastettik? Şimdi bitkilerin yetişebileceği verimli tarım arazileri haliyle daha ılıman iklime sahipler, daha hava şartları güzel. O yüzden de tarım arazilerinin üstüne gidip yerleşim, şehirler kuruyoruz. Bu yüzden de tarım arazileri günden güne gittikçe azalıyor. Tarım arazileri, verimli araziler azaldığı için de gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağız. Biyoloji bu konuyla ilgili nasıl çalışmalar yapıyor? Şu çalışmaları yapıyor mesela. Birinci kullandığı yöntemlerden bir tanesi gen aktarımı. Gen aktarımı yaparak ne yapmaya çalışıyorlar? Gen aktarımı yaparak yetiştirilecek bitkilerin daha dayanıklı ve besin değerlerinin daha yüksek olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Mesela atıyorum, domates bitkisi 20 santigrat derece olan ortamda çok iyi şekilde yetişiyor. Ama 20 santigrat derece olan ortamlarda da bulabilmek çok zor. Artık hep oralara şehirler kurmuş durumdayız. Diyorlar ki domatese gen aktarımı yapalım. Domatese gen aktarımı yaptığımız zaman bu 20 santigrat derecede sadece yaşamasın, 10 santigrat derece olan ortamlarda da yaşayabilsin. Yani biz ona soğuğa dayanıklılık geni aktaralım. Ne bileyim, böceklerden etkilenmeme geni aktaralım. Böylelikle bitkileri daha kolay yetiştirebilelim diyorlar. Böyle yaptığımız zaman da, yani bir bitkinin genetiğini değiştirdiğimiz zaman ya da bir canlının genetiğini değiştirdiğimiz zaman onlara genetiği değiştirilmiş organizma, hani haberlerde çok duyuyoruz ya, günümüzde çok meşhur GDO dediğimiz canlılar meydana gelmiş oluyor. Tabii ki bizim bunu yapmaktaki amacımız bir çeşit sorunu ortadan kaldırmak. Yani gıda sıkıntısını ortadan kaldırmak. Daha verimli bitkiler yetiştirebilmek, hayvanlar yetiştirebilmek. Ama günümüzde yapılan çalışmalar da gen aktarımı yöntemiyle genetiği değiştirilen bu canlıların insan sağlığında farklı etkileri olduğunu gösteriyor. Mesela ben tutup da domatesle soğuğa dayanıklılık geni aktardığım zaman haliyle
ona bir kimyasal bir şeyler vermem lazım. Şimdi çok basit bir şekilde anlatıyoruz. Geni gidiyorsun oradan kesiyorsun. Bilmem ne canlısından aldığın geni götürüp ona aktarıyorsun. Tabii iş o kadar kolay gerçekleşmiyor. Bunu kesmek için bazı enzimler kullanıyorsun. Birleştirmek için bazı enzimler kullanıyorsun. Bazı ilaçlar, kimyasallar kullanıyorsun. Haliyle de bunun canlılar üzerindeki etkileri hala günümüzde araştırılmakta. Ama çok hızlı nüfus artışı olduğu için bizim de bu dünyanın karnını bir şekilde doyurmamız gerektiği için çeşitli çözümler aranmaya çalışılıyor. Aynı zamanda biyoloji bilimi sağlık sorunları üzerinde de çalışmalar yapıyor. Burada da az önce söylediğimiz gen aktarımı yöntemi sayesinde birçok olay gerçekleştiriliyor. Bunlardan üretilen birkaç tanesinden bahsedelim. Mesela gen aktarımı sayesinde antimikrobiyal proteinler dediğimiz proteinleri, antimikrobiyal proteinler dediğimiz proteinleri üretebiliyoruz. Yani bazı canlılara karşı üretilen, canlıları öldürmeye yönelik üretilen ilaçlardan bahsediyoruz. Aynı zamanda hormonlar bu yöntemlerle elde edilebiliyor. Aşılar da bu yöntemlerle elde edilebiliyor. Bir tane örnek vereyim mesela. Hepiniz duymuşsunuzdur, etrafınızda da vardır. Şeker hastalığı denilen bir hastalığımız var. Şeker hastalığının sebebi de bazı insanların pankreası insülin adı verilen hormonu sentezleyemiyor. İnsanların insülin adı verilen bu hormonu sentezleyemedikleri için kan şekerleri yükseliyor. Daha doğrusu kan şekeri yükseldiği zaman düşürememeye başlıyorlar. Biz de bu insanlara dışarıdan kendilerine iğne vurarak insülin hormonu veriyoruz. İnsülin hormonu gen aktarımı sayesinde çok hızlı ve pratik şekilde üretilebilen bir hormon. Eskiden bu hormonu üretebilmek için ineklerden falan elde ediyorlarmış. İşte inekleri besliyorlar, onlara belli bir alan oluşturuyorlar, sonra kanını topluyorlar, kanını laboratuvarda analiz ediyorlar, oradan hormon denilen maddeyi çıkartıyorlar da ilaç yapıyorlar. Haliyle bu çok yüksek maliyetli ve çok zaman alabilen bir yöntemdi. Daha sonra insanlardan elde ettikleri insülin sentezleme genini tutup bakterilere eklediler. Bakteriler normalde insülin sentezleyemezken günümüzde bakterilerden de insülin hormonu elde edebiliyoruz. Bakteri yetiştirmenin maliyeti diğer yöntemlere bakarak oldukça düşük. Zaman olarak da kâra geçmiş oluyoruz. O yüzden her gittiğimiz eczanede yüzlerce belki de insülin ilacı bulabiliyoruz. Bunun sebebi ne? Gen aktarımı yöntemi sayesinde üretilen hormonlar. Şimdi sağlık sorunlarına bakarken de 3 tane yapılan büyük proje var. Bunlardan bir tanesi İnsan Genom Projesi adını verdiğimiz proje. Nisan 2003 yılında tamamlandı. İnsan Genom Projesi şöyle bir şey için yapıldı. İnsanların DNA'sının haritalandıralım. İnsanların DNA'sında bulunan genlerin hangi noktada olduğunu bulalım. Bu genlerle ilgili hastalıkları tespit edelim diye yapıldı ve insanın gen haritası çıkartıldı. Artık hangi kromozomumuzun üstünde hangi genin olduğu biliniyor. Proje başarılı bir şekilde tamamlandı. Genetik kökenli hastalıkların erken teşhisi bu şekilde konulabilecek durumda. Yani biz genetik bir hastalığa yakalanacaksak, bu gene sahipsek, bu haritamızı çıkarttırarak genin bizde olup olmadığını öğrenebiliyoruz. Gen terapisi dediğimiz yöntem de birçok kanser türünün tedavisinde kullanılıyor. Bazen kanserlerin oluşmasına mutasyonlar sebep olabiliyor. Bu tarz hücrelere gen aktarımı yapılarak onların tedavi edilmesi sağlanmış oluyor. Kök hücreler diğer böyle 10, 11, 12. sınıflarda da üstüne basa basa duracağımız bir yöntem. Kök hücreler ise geleceğin tedavi yöntemi olarak düşünülüyor. Kök hücre dediğin şey her şey olabilen hücreler. Mesela işte annemizden bir yumurta gelmişti, babamızdan bir sperm gelmişti. Yumurta ve sperm döllendiği zaman oluşan ilk hücreye zigot ismini vermiştik. Zigot sonra bölündü, biz olduk. Biz olurken de, zigot bölünürken bazı hücrelerin böbrek hücresi dönüştü. Bazı hücrelerim göz hücresine dönüştü. Bazıları kulak hücresine dönüştü. Böbrek hücresi olan hücre bir daha göz olamadı. Ya da göz hücresi olan kulak hücresine dönüşemedi. Ama aslında bunların hepsinin kökeni aynı hücreydi. Yani zigottaki o ilk bölünmelerdeki hücreler her şey olabilme yeteneğine sahip hücrelerdir. Ki biz bunlara kök hücreler diyoruz. O zaman diyorlar ki mesela bir yerinde bir rahatsızlık var. Buraya kök hücre koyarsak hücreler kendini tamamlar. Oradaki hastalık tedavi edilir. Günümüzde başarılı örnekleri var.
bir kulak memesi dokusu yapıldı. Normalde retinanın kendini yenileme yeteneği yoktur ama retina kaybı yaşayan insanlara kök hücre nakledildiği zaman oraya konulan kök hücreler retinaya dönüştü ve bu insanlar görebilmeye başladı. Pratikte yapamadık ama teoride ileride organ bile yapabileceğiz. Yani bir insandan alınan kök hücrelerden o insana böbrek yapılabilecek. Böylelikle böbrek hastası biliyorsunuz çok fazla derecede insan var. Bir verici vermek ya da bir kadavradan böbrek beklemek yerine laboratuvarda kendi kök hücrelerinden yapılan böbreği belki de kendilerine nakil ettirebilecekler. Yani kök hücreler geleceğin tedavi yöntemi olarak düşünülüyor. Kök hücreleri de 3 yerden elde edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi embriyonik kök hücreler. Embriyonik kök hücreler dediğim zaman az önceki durumdan bahsediyorum. Yani zigot 2, 4, 8, 16, 32 diye bölünürkenki hücreler. İkincisi kordon kanından elde edebiliniyor. Kordon kanından nasıl elde ediliyor? Anne bebeği doğum yaptığı zaman biliyorsunuz ki anne ile bebeği birbirine bağlayan bir göbek bağı var. Hani mandal takıyorlar yeni doğan bebeklere böyle hastanede. O kordon kanının içindeki, kordonun içindeki kanda kök hücreler var. Günümüzde bununla ilgili kurulan bankalar var. Siz anne doğum yapacağı zaman bankaya haber veriyor. Diyor ki gelin benim bebeğimin kök hücrelerini alın. Bankadan kastettiğim tabii ki bir laboratuvardan bahsediyoruz. Geliyorlar, normalde çöpe gidecek olan o kanı alıyorlar ve laboratuvarda saklıyorlar. Böylelikle bebeğe ait kök hücreler saklanmış oluyor. Bir de kemik iliğimizde bulunan yetişkin kök hücreleri var. Yani kemiğimizin içindeki ilikte bulunuyorlar. Ama yetişkin kök hücreleri embriyonik kök hücreler ya da kordon kanındaki kök hücreler gibi bölünme yeteneği, her şey olabilme yeteneği yok. Daha sınırlı bazı hücrelere dönüşebilecek şekildeler. Yani yapılan bu çalışmalarda biyoloji biliminin sağlık sorunları üzerine sağladığı katkılar olmuş oluyor. Diğer bir katkı sağladığı yöntem ise çevre kirliliği arkadaşlar. Çevre kirliliği dediğimiz zaman tabii ki çevreyi korumanın en baştaki yöntemi kirletmemek. Ama kirlenmiş bir çevreyi de tekrar eski haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü ekosistemimiz gittikçe yaşlanıyor. Bazen kirliliğe sebep olan maddeleri ayrıştırmakta çok zorlanıyoruz. Hatta o maddeleri ayrıştırmaya çalışırken daha fazla kirliliğe sebep olabiliyoruz. Yeni geliştirilen yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de kirliliğe sebep olan maddelerin canlılar kullanılarak ayrıştırılması. Buna verdiğimiz isim biyoremediasyon. Kelime biraz uzun ve zor. Biyoremediasyon ama böyle bir uzun ve zor olduğu için akılda daha çok kalır. Biyoremediasyon dediğimiz zaman canlı kullanarak kirliliği yok ettim. Mesela hemen örnek vereyim. Diyelim ki bizim bir tane madenimiz olsun. Bu madenden ağır metalleri çıkartıyorlardı. Bu madenden ağır metal çıkarttıkları için madenin ağzındaki şu toprak hep ağır metalle doldu. Ağır metal bitki gelişmesi veya canlı gelişmesi için olumsuz bir şey. Haliyle ben bu toprağı eski haline döndürmek istiyorsam buradaki ağır metalleri toplamam lazım. Topraktan ağır metal toplamak da öyle hadi gideyim içindeki cıvaları tek tek seçeyim gibi bir yöntem değil tabii ki. Ya bunun için özel ayrıştırma teknikleri kullanılması gerekiyor, özel aletler geliştirilmesi gerekiyor. Günümüzde şu yöntemi yapıyorlar. Bazı bitki türleri var. Bu bitki türlerini bu toprağa ektiğiniz zaman otomatikman topraktaki cıvayı alarak kendi yapısında biriktiriyor. Daha sonra gidip bu bitkiyi imha ediyorlar. Böylelikle ne yapmış oldum? Toprağı bir canlı kullanarak temizlemiş oldum. Yani biyoremediasyon örneği olmuş oldu. Ya da denizlerde büyük akaryakıt kazaları meydana geliyor. Bu akaryakıt kazaları olduğu zaman denizden, okyanustan bu petrolü toplamak da, temizlemek de çok zor. Biliyorsunuz bir sürü felaket oluyor ve deniz canlıları zarar görüyorlar. O zaman da bir bakteri türü keşfetti bilim insanları. Bu bakteri türü doğal olarak petrol türevi maddeleri besin gibi yiyor. Oluşturduğu atık madde de çevreye petrol gibi zarar vermeyen bir madde. Yani ben o bakteri türlerini o petrol kazası olan yere bıraktığım zaman petrolü yiyorlar, temizliyorlar. Aynı zamanda da çevreye zarar vermemiş oluyorlar. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazları
biyo yakıt üretimi sayesinde de azaltılmaya çalışılıyor. Günümüzde enerji kaynaklarını göreceğiz ilerleyen konularda. Yenilenebilir, yenilenemez enerji kaynakları diye. Biliyorsunuz çevre kirliliğinin en büyük sebeplerinden biri de kullandığımız fosil yakıtlar. Biyoloji bilimi bununla da ilgili çalışmalar yapıyor. Diyor ki bu fosil yakıtlar çevreyi bu kadar kirlettiğine göre biz bu fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları bulalım. Hem fosil yakıtlar tükenmek üzere, bulduğumuz bu enerji kaynakları hem çevreye zarar vermesin hem de bizim için yenilenebilir tarzda bir enerji kaynağı olsun. O yüzden de biyoyakıtlar geliştiriliyor. Bu biyoyakıtlar da geleceğin enerji kaynağı olacaklar. Çevre sorunlarına paralel bir de biyolojik çeşitliliğin azalması dediğimiz durum söz konusu. Biyolojik çeşitliliğin azalmasına da sebep olan bazı olaylar var. Biyoçeşitlilik bizim için neden önemli ya da biyoçeşitlilik derken aslında ne demek istiyorum? Dünyada bulunan canlı çeşitliliğinden bahsediyorum. Ekosistemin dengeli ve düzenli devam edebilmesi için dünyada belli sayıda canlının, daha doğrusu dünyada var olan tüm canlıların var olduğu şekilde hayatına devam etmesi gerekiyor. Ama bizim hızlı nüfus artışımız, doğal dengenin bozulması, kontrolsüz avlanma, düzensiz kentleşme ya da çevre kirliliğinin artması veya daha özele inersek orman yangınlarının artması gibi durumlar biyoçeşitliliğin azalmasına sebep oluyor. Bu biyoçeşitliliğin azalmasına karşı alınabilecek yöntemlerle ilgili de yine biyoloji bilimi çalışmalar yapıyor. Hızlı nüfus artışı var. Bu hızlı nüfus artışını bu kadar hızlı olmasın ya da artıştan dünya nasıl daha az zarar görür, nasıl yeşil alanlar arttırılabilir gibi çalışmalar yapılıyor. Av yasakları var biliyorsunuz. En basiti balıktan hatırlayın. Balık mevsimi açıldı diye haberler yapılıyor. Çünkü balığın belli aylar arasında tutulması yasak. Her ay tutup da balık yakalamaya kalktığımız zaman bu sefer deniz ekosistemini bozuyoruz. Bir sonraki seneye balık bulamamaya başlıyoruz. Düzensiz kentleşme ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Az önce biyoremediasyon gibi çevre kirliliğini azaltmak için çeşitli çalışmalar yapılmaya devam ediliyor arkadaşlar. Biyolojik çeşitliliği korumak için de oluşturulan bazı alanlar var. Bu alanlar gen bankaları, milli parklar, tohum bankaları, hayvanat bahçeleri, doğal hayatı koruma alanları gibi alanlar. Mesela gen bankalarının çok büyük bir tanesi ülkemizde kuruldu. Burada endemik bitki türlerinin, tohum türlerinin hepsinin genetik birer tane örneği saklanıyor. Herhangi bir olumsuz durumda bu bankalardan alınan bitkiler sayesinde ekosistemin tekrar dengeye sokulabileceği düşünülmüş oluyor arkadaşlar. Geldik diğer konumuza. Canlıların ortak özelliklerine. Canlıların ortak özellikleri dediğimiz zaman az önce demiştim ya, bakteriden tut da insana kadar tüm canlıları biyolojiyi inceliyor ve bu tüm canlılarda ortak olarak görülen bazı özellikler var. Bu özellikleri böyle 20-25'e çıkartabiliriz ama biz müfredatımızda olan 12 tanesinden bahsedeceğiz. Hücresel yapı, beslenme, solunum, metabolizma, homeostazi, boşaltım, uyarılara tepki, hareket, uyum, üreme, büyüme ve gelişme, organizasyon gibi ortak özelliklerimiz var. Bu ortak özelliklerimizden birincisi neymiş? Hücresel yapıymış. İkinci ünite temiz hücre ünitesi olacak. Yani sadece o ünitede hücreden bahsedeceğiz. Çünkü hücre canlının en küçük yapısal ve işlevsel birimine hücre ismini vermiş oluyoruz. Tüm canlılar hücrelerden meydana geliyor. Bazı canlılar tek hücreli olabilir, bazı canlılar çok hücreli olabilir. Ama sonuçta her canlıda mutlaka hücre adını verdiğimiz yapılarımız olacak arkadaşlar. Zaten hücresel yapı bakımından prokaryot, ökaryot diye sınıflandıracağız onları ama ikinci ünitede sınıflandırmaya başlayacağız. Şimdilik hücre sayısı bakımından sadece canlılarımızı sınıflandıralım. Bizim bir tek hücrelilerimiz var. Bir de çok hücreli adını verdiğimiz canlılarımız var. Tek hücrelilerimiz kulağımda dolgunluk olsun. Amip, bakteri, öglena, paramecium gibi canlılar. Mesela bitkilerin tamamı çok hücrelidir. Hayvanların tamamı çok hücrelidir. Mantarların bazıları tek hücrelidir, bazıları çok hücrelidir arkadaşlar.
Önemli olan bileceğim şey canlının en küçük yapısal işlevsel birimi hücredir ve tüm canlılar hücrelerden meydana gelir. Geldik beslenmeye. Keza tüm canlılar beslenmek durumunda. Canlıların beslenmekteki amacı ne? Canlıların beslenmekteki amacı enerji üretebilmek. Enerjinin bizde kullanılabilir haline de ne ismini veriyorduk? ATP. Yani benim beslenmekteki amacım ATP üretebilmek. Demek ki buradan bir sonuca daha vardım. Tüm canlılar ATP üretebiliyorlar. Bazı canlılar kendi besini kendi sentezleyebiliyor ki biz onları ilkokuldayken üretici canlılar ismini veriyorduk. Bazı besin canlılar ise besin ihtiyacını diğer canlıları yiyerek yani doğadan karşılamış oluyorlar. Onları ise tüketici canlılar ismini ilkokulda bile veriyorduk. Ama şimdi lise müfredatında üretici canlılarımıza artık ototrof kelimesini kullanacağız. Yani bunlar kendi besinlerini kendileri üretebiliyorlar. Tüketici canlıları ise heterotrof kelimesini kullanacağız. Yani besinlerini dışarıdan hazır olarak alabiliyorlar. Ototrofla heterotrofun farkı bu. Ototrof canlılar yani kendi besini kendi üretebilen canlılar da bu işi iki yöntemle yapılabiliyorlar. Biz şimdiye kadar sadece fotosentezi yani fotoototrof olanları biliyorduk. Ama yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. Bir de kemoototrof adını verdiğimiz canlılar var. Fotoototroflar fotosentez yapacaklar. Kemoototroflar ise kemosentez yapacaklar. Ya hocam aradaki fark ne? Fotosentezi zaten biliyorsunuz. Bunlar inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürüyorlar. Neyin sayesinde? Güneş enerjisinin sayesinde. Yani bitkilerden aslında genel anlamda bahsediyoruz. Güneş ışığının sayesinde inorganik maddeden organik madde sentezleyebiliyorlar. Kemoototroflar ise inorganik maddeyi yine organik maddeye dönüştürebiliyorlar ama kimyasal enerjinin sayesinde bu işi gerçekleştirebiliyorlar. Heterotrof canlılara biz de örneğiz. Yani insanlar da besinlerini dışarıdan hazır olarak alıyorlar. Yani ben bir karbondioksit çekeyim, suyu da içeyim, hadi bir de güneşe yatayım, kendi besinimi kendi sentezleyemiyorum. Mutlaka dışarıdan almak zorundayım. Bazıları parazit olabiliyor bitkene gibi düşünün. Bazıları ayrıştırıcı olabiliyor. Ayrıştırıcıyla kastettiğimiz şeyler de organiği inorganiğe çevirenler. Yani aslında ölüleri parçalayanlardan bahsediyorum. Bazı canlılar da holozoik beslenebiliyor. Holozoik de katı parçalar halinde besinini almak demek. Etçil, otçul, hepçil dediklerimiz holozoik beslenen canlılarımız olmuş olacak. Solunum dediğimiz zaman da aslında beslenmeyle solunum çok paralel. Çünkü ben her şeyi ATP üretmek için yapıyorum. ATP üretmek için besin alıyorum. Yine ATP'yi sentezleyebilmek için de bu besini parçalıyorum. Parçaladığım reaksiyonlara solunum reaksiyonları ismini veriyoruz. Ve canlılar solunumu iki şekilde gerçekleştirebiliyor. Bazı canlılar oksijenli solunum yapabiliyor. Yani besinleri oksijen kullanarak yakabiliyorlar. Biz bunlara aerobik canlılar ismini veriyoruz. Bazı canlılar da oksijen kullanmıyor. Oksijensiz solunum yapıyorlar. Biz de bunlara anaerobik canlılar ismini veriyoruz. Ha ileriki de göreceğiz. Hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapan canlılar da olacak. Ama şimdilik 9. sınıfın ilk konusundayız. Yani verildiği kadarını bilsek bizim için yeterli. Ya oksijenli solunum yapıyorlar ya oksijensiz solunum yapıyorlar. Mesela insanları düşündüğünüz zaman biz oksijenli solunum yapan canlılar olmuş oluyoruz. Geldik diğer bir ortak özelliğimize. O da bizim için metabolizma adını verdiğimiz özellik olmuş oluyor. Canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden metabolizma adını veriyoruz. Şimdi ben size ders anlatıyorum. Ders anlattığım için devamlı konuşuyorum, ne bileyim yazı yazıyorum, elimi sallıyorum. Haliyle belli bir ATP harcıyorum. Yani devamlı bir yıkım tepkimeleri gerçekleştiriyorum. Ama aynı zamanda sabah kahvaltı yaptım, öğlen yemeği yedim. Yani içimde bazı yapım tepkimeleri de gerçekleşiyor. Bazı hücrelerim protein sentezliyor, bazı hücrelerim bölünüyor, bazı hücrelerim anabolik, bazı hücrelerim katabolik reaksiyonlar yapıyor. Demek istediğim şey şu, canlının vücudunda metabolizma tepkimeleri her an devam eder.
Bu metabolizma tepkimelerini de ikiye ayırdık. Birincisine anabolizma dedik, ikincisine katabolizma dedik. Ana, yani anneden aklınızda kalsın, ana yapıcıdır. Küçükler birleşip büyük bir hale geliyorlarsa biz buna anabolizma ismini veriyoruz. Yani anabolizma yapım tepkimesi demektir. Küçükten büyük yapmak anlamına gelir. Hemen altına da yazayım, aklımızda kalsın. Eğer ben küçük küçük parçaları büyük bir şeye çeviriyorsam bu anabolizma. Anneler yapıcı. Katabolizma da katletmekten aklımda kalabilir. Katabolizma yıkım tepkimesidir. Katletmek, yani büyük bir şeyi küçük parçalara ayırmak, anabolizmanın tam tersi anlamına gelmiş oldu. Büyük bir şeyi küçük parçalara ayırdık. Mesela protein sentezi dediğimiz zaman, protein sentezi amino asitlerden protein yapmak demek. Ne bileyim, fotosentez, karbondioksitle suyu kullandın. Bundan besin sentez dedin. Yine anabolik bir reaksiyon. Diğer ünitelerde göreceğiz. Ne bileyim, glikojen sentezi olur. Ne bileyim, kitin sentezi olur. Ne bileyim, yağ sentezi olur. Bunlar anabolik tepkimelerdir. Tam tersine, hani buna protein sentezi demiştik ya. Proteinlerin yıkımı, hidroliz edilmesi. Bunlar yıkım tepkimesidir. Bir de şunu unutmamanızı istiyorum. Daha doğrusu yıldızlayayım. Fotosentez demek küçükten büyük yapmak demek. Yani yapım tepkimesi demek. Solunum ise bir yıkım tepkimesidir. Besini daha küçük parçalara ayırıyorum demektir. Yani solunumda katabolik bir reaksiyon. Fotosentez ise anabolik bir reaksiyon. Bir bitkide fotosentez tepkimeleri solunum tepkimesinden fazlaysa o bitki büyür. Çünkü yapımı yıkımından fazla. Tam tersine solunum tepkimeleri fotosentezden büyük olsaydı yıkımı yapımından büyük olmuş olurdu. Gençler, hem anabolizma hem katabolizma ikisi birlikte metabolizma ismini almış oluyor. Homeostasi dediğimiz zaman ise kararlı iç dengeden bahsediyoruz. Kelimeyi ben bile söylerken zorlanıyorum. Homeostasi kelimesinden bahsediyoruz. Kararlı iç denge. Yani içimizde her şeyin dengeli ve düzenli olmasından bahsediyoruz. Dengeli ve düzenli ile kastım ne? Benim kan şekerimin belli bir değerde olması lazım. Kalbimin belli bir atım sayısında artması lazım. Dakikada belli sayıda solunum yapmam lazım. Bunların olması gereken düzeyde olmasına kararlı iç denge deniyor. Zaten kararlı iç dengede bir bozukluk meydana geldiyse hastalıklar meydana geliyor. Atıyorum, bir insanın nabzının dakikada 70-80 atması lazım. Bir insanın nabzı dakikada 120-130 atıyorsa demek ki kararlı iç denge bozulmuştur. Ha, bunun kalp atımı ile ilgili bir sıkıntısı var demektir. Hastalıklar meydana gelir. Biz her şeyi homeostazimizi korumak için yapıyoruz. Homeostazimi korumak için besleniyorum, boşaltım yapıyorum, solunum yapıyorum. Hemen hemen her şeyi bu kararlı iç dengeyi korumak için yapıyoruz. Üşüyen bir kişinin titremesi mesela homeostazi örneğidir. Neyi kastedecek titreyince? Bir kişi üşüdüğü zaman vücut sıcaklığı ne yapıyor? Aşağıya düşüyor. İnsanların vücut sıcaklığı sabit 36,5-37 derece. Yani vücut sıcaklığımızı belli bir değerde tutmak isteyeceğiz. Ben çok üşüdüğüm zaman titrersem, tabii bunu isteyerek yapmıyorum, bu bir adaptasyon. Titrediğim zaman kaslarımı hareket ettirmiş, yani metabolizma hızını arttırmış ve ısı üretmiş olacağım. Üşüyen bir kişinin titremesinin sebebi bu. Veya çok sıcaktaki bir insanın terlemesinin sebebi de aslında homeostaziyi korumak için. Vücut sıcaklığı artmış, vücudundan su dışarıya atarsa vücut sıcaklığını aşağıya çekmiş olacak. Yani bunu yapmaktaki amaç da kararlı iç dengeyi korumak. Fazla suyu dışarı atmak isteyen bir bitki ya terleme yapacak ya damlama dediğimiz olayı gerçekleştirecek. Yani suyu böyle sıvı sıvı halde dışarıya bırakacak. Biz buna damlama diyoruz. Bunun amacı da yine içerideki fazla şeyi dışarıya atmak. Yani içerinin dengesini korumak. Ya da bizim kanımızın pH değeri 7.4'tür. Bunun işte 7'lere yaklaşması, 8'lere yaklaşması kişinin ölümüyle sonuçlanır. Kanın pH'i değişen bir kişide de buna bağlı olarak tampon çözelti adını verdiğimiz çözeltiler üretilir. Bu maddeler sayesinde kanın pH'i sabit bir değerde tutulmaya çalışılır. Dediğimiz gibi her şeyimizi homeostaziyi korumak için gerçekleştirmiş oluyoruz.
Yine canlıların ortak özelliklerden bir diğeri ise boşaltım yapmaktır. Tüm canlılar boşaltım yapacaklar ama canlılarda bu boşaltım birbirinden farklı şekillerde gerçekleşebilecek. Mesela tek hücreli bir canlı ise boşaltım yapmak için hücre yüzeyini kullanacak. Mesela atıyorum bu karbondioksit üretmiş. Ürettiği karbondioksiti difüzyon yaparak dışarıya atacak. Ya da ne bileyim amonyak üretmiş. Bu amonya difüzyon yaparak dışarıya atacak. Zaten tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Özel bir sistemi olamaz. Adam tek bir hücreden meydana gelmiş. Çok hücreli canlılarda ise bunun için geliştirilmiş özel bir sistem oluyor. Mesela bu bizim boşaltım sistemimiz. Boşaltım sistemimizin ana organı neresiydi? Böbreklerimizdi. Böbreklerimizin bağlı olduğu üreterlerimiz vardı. Üreterler işte idrar kesesi veya mesane diyebileceğin yere bağlıydı. Onlar da üretra adını verdiğin yapıya bağlıydı. Tabii şu an isimlerini bilmenize gerek yok. Sadece çok hücrelilerde bununla ilgili sistem var. Özel bir yapı oluşturulmuş. Sadece böbreklerle mi boşaltım yapıyoruz? Hayır. Tabii ki ben yaptığım zaman akciğerimden karbondioksit vermiş oluyorum. Terlediğim zaman derimden atık atmış oluyorum. Keza sindirim sistemi boşaltıma yardımcı, karaciğer yardımcı. Ama böbrekler bizim ana boşaltım organımızda. Boşaltımla ilgili bileceğim şu, tüm canlılar boşaltım yapar. Bazı canlılar, daha doğrusu tek hücreli canlılar difüzyon gibi basit yöntemlerle hücre yüzeyinden atıklarını uzaklaştırır. Çok hücreli canlılarda, özellikle gelişmiş canlılarda bununla ilgili sistemler var. Tabii ki herkesin böbreği yok. Her çok hücreli canlının böbreği yok. Diğer bir ortak özelliğimiz ise uyarılara tepki dediğimiz olay. Tüm canlılar uyarılara tepki verecek. Peki uyarı ne? Bizim iç veya dış çevreden gelen değişimlerin hepsi birer uyarı anlamına geliyor. Mesela hava sıcaklığı çok arttı. Hava sıcaklığının artması dış çevreden gelen bir uyarandır. Ben de buna bağlı olarak ne bileyim üstümdeki hırkayı çıkartırım. Benim buna karşı verdiğim bir tepki. Yani vücudun buna karşı oluşturduğu davranışlara da tepki ismini veriyoruz. Hemen bir üç uyaran örneği vereyim ki bugünkü söylediğimle paralel olsun. Mesela oturdum 3 kilo baklava yedim. 3 kilo baklava yediğim zaman kan şekerim yükseldi. Kan şekerimin yükselmesi beni içeriden bir uyaran, yani daha doğrusu uyarı. Benim kan şekerimi aşağıya çekmek için insülin sentezlemem ise buna karşı verdiğim bir tepki. Tüm canlılar uyarılara karşı tepki gösterirler. Ya hocam gözle görülmeyen bakteri de tepki gösteriyor mu? Gösteriyor. Mikroskopta bakterinin olduğu yere asit damlat bakalım. Bakteri asit olmayan tarafa doğru hareket ediyor. Bu da onun uyarana gönderdiği bir tepki anlamına gelir. Dediğim gibi tek hücrelilerde de çok hücrelilerde de aynı şey geçerli. Mesela verdiğimiz refleksler de aslında uyaranlara karşı tepkidir. Biliyorsunuz diz kapağı refleksini hani doktor çekiçle vurduğu zaman ayak öne doğru gidiyor. Zaten ayağını o çekiçle o noktaya vurulduğu zaman ayak öne doğru gitmiyorsa o kişide sağlıkla ilgili refleksleriyle ilgili bir problem vardır deniyor. Kimin gözüne kalemi uzatırsan gözünü mecburen kapatacak. Bu da bir uyarana karşı tepkidir arkadaşlar. Tepkilerin bazısını, daha doğrusu çoğunu ise hareket ederek veriyoruz. Aslında haliyle hareket de tüm canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Yine diyeceksiniz ki ya hocam bitkiler hareket ediyorlar mı? Tabii ki hareket ediyorlar. Bizim iki şekilde hareketimiz var. Bunlardan birincisi pasif hareket, diğeri ise aktif hareket dediğimiz hareket. Pasif hareketlere aynı zamanda yönelim kelimesini de kullanabiliyoruz. Aktif hareketler ise bizim için yer değiştirme hareketleri dediğimiz hareketler olmuş oluyor. Mesela tek hücreli canlıları düşünün. Bunları ikinci, üçüncü ünitede tekrar göreceğiz dedim ya. Aslında her şeyin temelini burada oluşturmuş oluyoruz. Amip, öglena, paramecium gibi canlıların amipin yalancı ayakları var. Öglenanın kamçısı var, paramecium'un silleri var. İşte hayvanları düşündüğümüz zaman ön ve arka üyeleri var. Bunların sayesinde aktif olarak yer değiştirme hareketi yapabiliyorlar. Bitkiler ise yönelim hareketi yapabiliyorlar. Ayçiçeği fix örnektir biliyorsunuz. Güneş hareket ettikçe ayçiçeği bitkisi güneşe doğru döner. Bu bir yer değiştirme değil ama yönelim hareketi. Ya da bir ağacı su kenarına ektiğiniz zaman köklerin
toprağın altından suya doğru büyüdüğünü görürsünüz arkadaşlar. Bu da bir yönelim hareketidir. Tüm canlılar aktif veya pasif mutlaka ve mutlaka hareket etmek zorundalar arkadaşlar. Geldim diğer bir ortak özelliğimize ve sonlara doğru geliyoruz. Bu ortak özelliğimizde uyum yani adaptasyondan bahsediyoruz. Canlıların hayatta kalma ve yaşama şansını arttıran kalıtsal özelliklerine uyum ismini vermiş olduk. Adaptasyon kelimesini de kullanabiliriz. Bir canlı bulunduğu ortama adapte olamazsa, uyum sağlayamazsa zaten orada yaşayamaz. Kutup ayılarının kürklerinin beyaz renkli olması bir adaptasyondur. Bu kutuplarda yaşıyor. Kürkü beyaz renkli olduğu zaman avı onu göremiyor. Adam buzlar beyaz, kutup ayısı da beyaz. Bir şeyi yakalamak için avlanmaya çıktığı zaman bulunduğu ortama adapte olmuş oluyor. Yani avcısı tarafından görülemiyor ya da avı tarafından fark edilemiyor. Bizim ormanlarda yaşayan ayılarımız ise kahverengi posta sahip. Ağaçlar kahverengi, toprak kahverengi. Onlar da ormanda gezerken avlarını daha kolay yakalayabiliyorlar ya da avcısından daha korunaklı olabiliyorlar. Develerin hörgüçlerinde yağ depo etmesi, develerin hörgüçlerinde yağ depo edebilmesinin sebebi de aslında su ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Yağlar yakıldığı zaman yani solunum tepkimelerinde kullanıldığı zaman fazla miktarda su açığa çıkıyor. Çöllerde de biliyorsunuz çok az yağmur yağar. Bazen senede bir kere yağmur yağdığı oluyor. Yani uzun mesafeleri susuz geçirmeleri gerekiyor. Vücutları böyle bir adaptasyona sahip olmasa bu hayvanın çölde ne işi var? Kaktüsler gövdesinde su depolayamasa senede bir kere yağmur yağan çölde ne işleri var? Oraya uyum sağlayamazlar. Her canlı bulunduğu ortama mutlaka ve mutlaka adapte olmak zorunda. Mesela bu İnsanlar için de geçerli. İnsanlar da belli sıcaklık değerlerinde yaşayabilen canlılar. Ha tabii biz gelişmiş olduğumuz için bununla ilgili önlemler alabiliyoruz. Normalde insanların kutuplarda yaşamaması lazım. Ama işte Eskimo'lar falan bununla ilgili buz evler yaparak çeşitli koruma yöntemleri alarak oralarda bulunabiliyorlar. Ama kutupların en uç noktalarında yaşayabilen bir insan yok. Çünkü biz oralara adapte olabilecek yapıya sahip değiliz arkadaşlar. Geldik diğer bir ortak özelliğe. Bu özelliğimiz ise üreme adını verdiğimiz özellik. Üreme ile ilgili bir püf noktası vereceğim ama canlıların soylarına devam ettirebilmesi için üreme şarttır. Soyların, hayatın, neslin devam edebilmesi için üreme şarttır. Ama kişinin hayatına devam edebilmesi için üreme şart değil. Yani ben şu an yaşıyorum, boşaltım yapıyorum, dolaşım yapıyorum, hareket ediyorum, ortama uyum sağlıyorum. Besleniyorum. Bütün ortak özellikleri yapıyorum. Ama benim çocuğum olmasa da yaşamıma devam edebilirim. Ama insan neslinin devam edebilmesi için üremem şart. Burada bunu kaçırmıyorsunuz. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Evet, canlının hayatta kalması için üremesine gerek yok. Neslin ve hayatın devam edebilmesi için üreme gerekiyor. Üreme bakımından da canlıları kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi eşeysiz üreme, diğeri ise eşeyli üreme adını verdiğimiz üreme olmuş oluyor. Eşeysiz üremenin çeşitlerini de göreceğiz 10. sınıfa geçtiğimizde. İşte bölünerektir, rejenerasyondur bunları göreceğiz. Mesela tek hücreli bir canlı. Tek hücreli bir canlı ikiye bölündüğü zaman, iki tane yeni birey yaptığı zaman bu bir eşeysiz üreme yöntemidir. Çok hücreli canlılarda da eşeyli üreme, yani iki tane eşey var. Anne var, baba var. Bunların ürettiği yumurta ve sperm var. Yumurta ve spermler birleşerek zigotu oluşturuyor. İki farklı eşeyden yeni birey meydana geldiği için eşeyli üreme. Eşeysiz üremede ise tek bir ana birey var. Eşeysiz üremede genetik çeşitlilik yok. Yani oluşanlar birbirinin veya ana canlının tıpatıp aynısı. Eşeyli üremede ise anneye de birazcık benzeyecek, babaya da birazcık benzeyecek ama tıpatıp benzeme dediğimiz olay söz konusu olmayacak. Geldik diğer bir ortak özelliğimize. Bu diğer ortak özelliğimiz ise büyüme ve gelişme olmuş olacak. Tüm canlılar büyür, gelişir, ölürler arkadaşlar. Büyüme ve gelişme ise birbirinden farklı kavramlar. Sanki aynı kavrammış gibi geliyor bize ama birbirinden farklı şeylerden bahsediyoruz. Önce bir büyümeden bahsedelim. Büyüme tek hücrelerde ve çok hücrelerde farklı şekilde gerçekleşiyor. Şimdi tek hücreler nasıl büyür hocam? Bu tek hücreli bir canlıydı.
şöyle olduğu zaman büyümüş demektir. Yani hücre hacminin ve kütlesinin artması onun büyüdüğü anlamına gelir. Sakın sayısı demiyorsun, çünkü tek hücreli canlılar sayıyı arttırdığı zaman üremiş olurlar. Yani hücre sayısını arttırmak tek hücrelilerde büyümeyi sağlamaz, üremeyi sağlar. Hacminin kütlesinin artması. Çok hücreli canlılarda ise, yani bir insanda ise büyüme ve gelişme şöyle gerçekleşecek. Hücrelerin hacmi tabii ki artacak, kütlesi de tabii ki artacak ama aynı zamanda sayı da artacak. Yani işte atıyorum, sizi geçen sene biri görmüştü, bu sene de gördü. Ay dedi, ne kadar çok büyümüşsün. Aslında büyümeyle kastettiği şey ne? Boyun uzamış, kilon artmış, aslında hücre sayın artmış. Atıyorum geçen sene 5 trilyon hücrem varmış. Bu sene artık 6 trilyon hücrem var. Yani hücre sayısının artması da çok hücreli canlılarda büyümeyi sağlar. Gelişmeye baktığım zaman ise o canlıların sahip olduğu yapıların olgunlaşması anlamına geliyor. Yani onun artık böyle işlev kazanabilmesi gibi. Burada da yeni doğan bebeğimiz güzel bir örnek. Mesela bebeği düşünün, bacağı var. Yeni doğdu. Bu bacağı, hücre sayısı artıyor, büyüyor. Bacağını kırıp da üstünde emekleyebilmesi bacağının olgunlaşması demek. Artık bu bacağın üstüne basıp da yürüyebilmesi onun olgunlaşması demek. Yani gelişme demek onun işlev kazanması. Bir kuşun kanadının uzaması büyümesi anlamına gelir. Kanadın uçabilecek forma dönüşmesi, artık uçabilecek özelliğe kavuşması ise onun olgunlaşması anlamına gelmiş olacak. Geldik canlıların ortak özelliklerinde sonumuza. Tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. Organizasyonla kastettiğimiz şey ne? Aslında belli bir düzenden bahsediyoruz. Hani böyle düğün organizasyonlarına gidiyoruz. İşte gelin damat çıkacak, sonra para takacağız, sonra halay çekeceğiz, sonra pasta yiyeceğiz, sonra bilmem ne yapacağız diyoruz ya. Belli bir organizasyon var. Belli bir sistem, belli bir düzen var. Canlı vücutlarında da belli bir organizasyon var. Tek hücrelilerinde organizasyonu var, çok hücrelilerinde organizasyonu var. Tek hücreli canlı dediğimiz zaman içerisinde DNA'sı var, RNA'sı var, ribozomu var. DNA RNA'dan, RNA ribozomdan, ribozomu ne bileyim hücre zarından bağımsız çalışamaz. Mutlaka içeride bir uyum söz konusu. Çok hücreli canlılara, yani bize baktığınız zaman da bizim iç organlarımızın birbirinden bağımsız çalışabilmesi söz konusu olabilir mi? Benim kalbim akciğerimden, akciğerim ne bileyim onun beyinden, beyin sinirlerden bağımsız çalışıyor. Hayır, içeride mutlaka bir uyum, düzen, organizasyon var. Zaten düzenin bozulması, homeostazinin bozulması, yani kararlı iç dengenin bozulması olacak. Bu da çeşitli hastalıkların meydana gelmesine sebep olacak. Atomlar bir araya gelip molekülleri, şöyle atomları düşünün. Bir araya geldi, bunlar birleştiler, moleküller oldu. Moleküllerden ribozom, Golgi, kofol, organeller meydana gelecek. Organeller de bir araya geldiği zaman hücreleri meydana getirmişler ki tüm canlılar hücrelerden meydana geldiğine göre bu herkes için ortak. Çok hücreli canlılarda ise hücreler bir araya geldiği zaman dokuları meydana getiriyor. Mesela ne gibi düşünebilirsiniz? Benim kalp hücrelerim bir araya geldiği zaman kalp dokumu meydana getiriyor. Kalp dokumun birçoğu bir araya geldiği zaman kalbim oluşuyor. Kalbim dolaşım sistemimin organı, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi sistemlerin bir araya gelince de ben meydana gelmiş oluyorum. Yani tüm canlılar belirli bir organizasyona sahip olmuş oluyorlar arkadaşlar. Canlıların ortak özelliklerini de burada bitiriyoruz. Canlıların ortak özellikleri tüm konuların temelini oluşturur. Bundan sonra uzun bir yolumuz var. Lütfen bu konuya dikkatli çalışın. Hemen ödüllü sorumuzu da gösteriyorum. Ödüllü sorumuzu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı bekliyoruz.